huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız hocam. Eee siz de bazen e, daha çok şeyde anlatıyorsunuz mesela TGRT FM'deki İslam ve Toplum programımız var ya her gün canlı yaptığımız. Orada anlatıyorsunuz. Hani gençliğinizden geçmişten falan anlatırken işte siz İmam Hatip'e gittiğiniz için yaşlılar falan dedeleriniz yaşındaki insanlar molla diye çağırırlarmış sizi. Hatta öyle ki e, arkanızda namaz kılanlar da olmuştur. Tabii. Ya bir itibar Din adamına itimat evet, ve itibar, itibar var. İtibar var yani. Siz orada imam hatibe gidiyorsunuz diye. Biraz daha büyütelim. İlahiyata gidenler. Yine aynı şekilde. Din adamı deyince vatandaşımız ilahiyat mezunu falan. Yani bu işte hocadır diyerek bir itibar ve itimat, itimat terk, terkin ediyor neticede bu isimler. Şimdi ama bazen öyle bir şey ki siz de bahsediyorsunuz adam din adamı ama din düşmanı falan gibi. Hatta ee, çocukluğumda hatırlıyorum ben şöyle küçük bir kitap vardı din adamının din düşmanlığı diye. Ya ben şaşırırdım o zaman da din adamının din düşmanlığı mı olurmuş filan diye. Tabii içinde yazıyor. Bunu anlatır mısınız bir vaktimiz elverdiği ölçüde? Ee, yani dinimize fayda yerine zarar veren ve aynı zamanda din adamı kimliği taşıyan, etiketi taşıyan insanlar var. Bu nasıl oluyor? Şimdi e, Mustafa Bey, allah Teala insanı yaratmış, cinleri de yaratmış. Cin tayfasından olan yani ateşten yaratılmış şeytan ve onun avanesi de var. Şeytana ilmi kadar, insanlar hiçbirisinin ilmi yok. Diyeceksiniz efendim çok böyle iddialı konuştu. Kitaplar yazıyor bunun. Çünkü Allah-u Teala'dan izin istedi. Kıyamete kadar Allah-u Teala ona ömür verdi. Adem Aleyhisselam'ı gördü. Adem Aleyhisselam'a gelen ilahi vahiylerin hepsini biliyor. Yani Adem Aleyhisselam'a gelen dini, dini şeriatı biliyor. Nuh Aleyhisselam'a gelen, Işid Aleyhisselam'a gelen, İbrahim Aleyhisselam'a gelen, Musa Aleyhisselam'a gelen, İsa Aleyhisselam'a gelen. Yani Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler ve ondan ayrı 124 binden fazla peygamber. Bunların hepsini gördü. Bunlara bildirilenleri de aynı şekilde öğrendi. Şu anda yeryüzünde kaç kişi var bunları bilen? Hiç yok. yok. Sadece yuvarlak olarak böyle ifade ediyoruz. O kadar değil mi? Evet. Bu kadar ilmi var ya. Yani. Bu kadar ilmi var. Ve kitaplarda buluyor ki 200 bin ibadeti var. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirmeden önce daha önce cinler hakimdi burada. Çok azgın ve taşkın olunca Allah Teala melek ordularını gönderdi. İblis de o meleklerin safında yer aldı. Ve hepsi imha edildi. Allah Teala da bu gayretinden dolayı gök kapılarını açtı. Yani gök kapılarına gidiyor. Her gökte de aynı şekilde ibadet ediyordu. 200 bin senelik. Ama bir emri dinlemedi. Reddetti. Dolayısıyla, dolayısıyla ene dedi. Evet. Ben dedi. Ene dedi, ben dedi. Ve netice itibariyle ben üstünüm dedi. Hatta Allah-u Teala'ya e, akıl vermeye kalktı. Sen dedi yanlış yaptın. Bilemedin dedi. Toprakla ateşin arasındaki farkı anlayamadın dedi. Ben ateşten yaratıldım. Ateş topraktan üstündür. Bu emri gözden geçir. Ya. <laughs> o, o, noktaya geldi. O, noktaya o kadar geldi. ilim sahibi bir de. Evet. ilim sahibi. Ve netice itibariyle ilmi sapıttırdı bunu. İlmi sapıttırdı. Sonraki dönemlerde iblis gibi olan iblis gibi olan bir sürü din adamı gelmiştir. Mesela 72 bid'at fırkası. Bunlar mutezile fırkası var, harici fırkalı var, şia fırkaları var. Şia kendi arasında 20'ye ayrılmış. Hazreti Ali'ye ilah diyenleri bile var. Ee, bir sürü. Bunların hepsi insan. Arapça biliyor, Farsça biliyor. Yani ayet tin kerimeyi de okuyor, hadis-i şerifi de görüyor. Ve bunlar ayrı bir yol tutmuşlardır. Ayrı bir yol tutmuşlardır. İbn-i Muhammed Abduhu, Cemalettin Efkani'si. Gel Osmanlı döneminin son zamanlarında Müslüman, makamına oturmuş. Sarı sakalı cübbesi var. Musa Kazım. Mason. ilmi de var. İlmi de var. Müslüman, makamına gelmiş. Ya. Oraya gelmiş. Aynı şekilde oturmuş. Ve biz İmam Hatip Okulu'da okurken Türkiye'de bir tane ilahiyat fakültesi vardı. Bir tane. O da Ankara Üniversitesi'ne Üniversitesi bağlı. Diğerlerin ismi Yüksek İslam Enstitüsü'ydü. Evet. Sonradan ilahiyat evet. ismi aldılar. Ve o zaman o ilahiyatta okuyanlar anlatıyordu ve gidenler anlatıyordu. İlahiyat fakültesindeki öğretim üyelerinin hiçbirisi beş vakit namaz şöyle dursun, cumaya bile gitmezlermiş. Ve o ilahiyat fakültesine mezun olup biz İmam Hatip Okulu'ndayken bize meslek dersleri öğretmen olarak gelenleri görüyorduk. Namaz yaz yoktu. Namaz yaz yoktu. Ve bunların etiketi ilahiyat mezunu. Ama o ilahiyat fakültesinde bunların beyinleri yıkanmış, dinden uzaklaştırılmış, batının kölesi haline getirilmiş. Müsteşriklerin kitaplarından yani İslamiyet'i araştıran Hristiyanların kitaplarından İslamiyet'i öğrenmiş ve ehl talimlerini küçümsemişler, ehl talimlerini hakaret etmişler. İmam-ı Gazali Hazretlerine, İmam-ı Rabbani Hazretlerine bugün din uzatanların hepsi altını kurcala muhakkak aynı şekilde bu müsteşiklerden istifade etmişlerdir. Veya bazıları aynı şekilde paraya meyyaldir, oradan satın almışlardır. Bazıları kadına meyyaldir, kadınla tuzağa düşürülmüşlerdir. Yani boyunlarına ip geçirilmiş. Ben dedi, onlara ressi çekti ve zamanımız yok mu? Bir sürü ilahiyatçı var. İmam-ı Azam'da insan, ben de insanım diyor. Ve insanı tanıdığı yok adamın. Ve tek aynı şekilde kaynak Kur'an diyen zındıklar var. Mezhepsizler var, mezhepten inkar edenler var. İmam-ı Azam Ümmü Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Uçavi Hazretleri'ne, İmam Ahmet bin Ambel Hazretleri'ne dil uzatan zındıklar var. Onların bildikleri bilginin, elde ettikleri bilginin zerresinden haberleri yok ama etiketleri var sarığı var, cübbesi var. Ayet-i Kerime'yi okuyor, kafasına göre mana veriyor. Mezhepsizliktir bu. Kendi kafasına göre mana veren cehennemdeki yerini hazırlasın veyahut da imanı gider kafir olur. Mealinde hadis-i şerifler de var. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani söz Söyüzler bu kan da çok ısrarlı bir şekilde buyuruyor ki alimlerin dünyaya düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarını insanlara faydası olur ise de kendilerinde olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyeti yaymak şerefi bunlara aitse de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz kötü kimselerin de dini kuvvetlendireceğini haber vermiş ve Allahu Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Evet ben din adamıyım falan filan. Allahu Teala facirleri de kuvvetlendirir buyuruyor. Bunlar çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise hiç e, istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine fayda olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse, Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Hadis-i şerif bu. Efendim işte alim Arapçayı bir, çok biliyor, seller sular gibi biliyor, Farsçayı biliyor, işte tefsir, hadis falan okumuş, Ali, İbn Teymiye de öyleydi. Ama sapıttı gitti. 72 bir dat fırkasında da alimleri vardı. Ama hepsi cehennem yolunu tuttu. Allah Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şeriflisi olan ilmi, mal, mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim zararlı olmaz mı? Allah Teala'nın kıymet verdiği ilmi onu sevmediği yolda harcetmek çok çirkin bir iştir. Ders vermek, vaaz etmek, dini yazı, kitap, dergi çıkarmak ancak Allah rızası için olduğu Mevki, mal, şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş din adamları hakikatte din adamı değil dünya adamıdır. Kötü alimler bunlardır. Din iman hırsızları bunlardır. Ağır ifade. Din iman hırsızı bunlardır. Katı tarik yol kesici eşkıya yol kesici. diyorlar. Halbuki bunlar kendilerini din adamı, ahiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanıdır. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan da cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta bana o kadar yardım ediyor ki bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor demiştir. Hatta başka bir hadise anlatılıyor. Evliyadan bir zat camiye gidiyor bakıyor ki iblis direğe yaslamış sırtını oturuyor. Diyor ki niye kandırmıyor? Şey yapmıyor. Şşşt diyor. Bir tanesi vaz vaaz, ediyor kürsüde. Bu diyor benden çok aynı şekilde insanları saptırıyor diyor. Hatta ben bilmediklerimi de öğreniyorum bundan. Tamam. ben diyor bilmediklerimi de öğreniyorum. Dolayısıyla ee, Hatta İmam Rabbani Hazretleri 400 sene öncesinde feryat ediyor. Ee, doğrusu diyor zamanımızda İslamiyet'in emirlerini yapmaktaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden, yazılardan ve bu adamların bozuk niyetlerinden dolayıdır. Bugün de öyle değil mi? Aynen 400 öyle. sene önce. Aynen. Bugün de aynısı. Aynen. Bugün de aynısı. Dolayısıyla... Ee, İnsanların Allah-u Teala'nın dinini anlatan, Allah-u Teala'nın dinini öğreten, din adamlarına olan o muhabbeti, o itimatı bunlar sarsıyor. Sarsılıyor. Hatta hatırlarsanız mesela e, Türkiye'de Allah rızası için denildiği zaman camidir, bir dernektir. İnsanlar akıyordu. Sonra sahtekarlar çıktı. İnsanları tokattılar, tokatladılar. Din adına yaptılar bunları. Doğru. Ve ondan sonra şimdi insan bir şey yardım ederken böyle duruyor. Değil mi? Acaba diyor. Bunun altından da bir çapan oğlu çıkar mı? Yani bir şey mi? Bunun altından çapan oğlu çıkar mı? Peki bunun vebali zaten böyle olanlar imanlarını kaybetmişlerdir. Toprağın altında bunun hesabını nasıl verirler bilmiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Mekke'yi bir birisi geliyor Kabe'nin yanında. İnsanların iyisi kim? Ha, ha i̇yisi kim? İyisi değil. Hani, ha, en kötüsü kim? Dönüyorlar. Biliyorlar ki insanların en iyisi iyi din adamlarıdır. En kötüsü de kötü din adamlarıdır. İkisi de bu. İkisi de bu. Eğer mal mevki peşindeyse, para için Allah Teala'nın diniyle oynuyorsa, eğer sünnet alimlerine saldırıyorsa, İslamiyet'in dört kaynağı var. Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas fıkha. Bunların üçünü reddediyor. Tek kaynak Kur'an diyorsa bu adam bir yerin maşası. Bu adama para veriyorlar. Para veriyorlar. Bu adam din adamı falan değil. Din adamı falan değil. Ha ilahiyat mensunudur. Ve hatta başında sarık vardı, sakal vardır, cübbe vardı neyse. Ama bir yerlerden buna para veriyorlar. Ve onların başasıdır, onların uşağıdır. Bunlara aldanmamak için en talimlerin kitaplarını okuyup onlara karşı yani aşılanmakta başka çare yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Dini sual sormakla dört kişi sevapta ortaktır. Sual soranlar, cevap verenler, dinleyenler,

Tam ilmi hal, saadeti ebediye. İki cihan saadetine kavuşmak ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır. Ona tabi olmak için iman etmek ve ahkamı İslamiyeyi öğrenmek ve yapmak lazımdır kalpte doğru imanın bulunmasına alamet kâfirleri düşman bilip onlara mahsus olan ve kâfirlik alameti olan şeyleri yapmamaktır çünkü İslam ile küfr birbirinin aksidir zıddıdır birinin bulunduğu yerde diğeri bulunamaz gider bu iki zıt şey bir arada bulunamaz bunlardan birisine kıymet vermek diğerini hakaret ve kötülemek olur. Hak Ali İmran suresinde kâfirlere kıymet verenlerin ve küfre tabi olanların aldandıklarını ve pişman olacaklarını beyan buyurarak meali ey benim sevgili peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem inananlar eğer kâfirlerin sözlerine aldanıp da resulümün sallallahu aleyhi ve sellem, yolundan ayrılırsanız, kendilerine Müslüman süsü veren din düşmanlarının, yani zındıkların uydurma ve yaldızlı sözlerine kapılarak, imanınızı çaldırırsanız, dünyada ve ahirette ziyan edersiniz. Olan, 149. ayeti i kerimeyi gönderdi. Allahü Teala kâfirlerin, kendi düşmanı ve peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı olduklarını bildiriyor. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek ve onlarla kaynaşmak insanı Allahü Teala'ya ve onun peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem düşman olmaya sürükler. Bir kimse kendini Müslüman zanneder. Kelime-i tevhidi söyleyip inanıyorum der namaz kılar ve her ibadeti yapar. Halbuki bilmez ki, böyle çirkin hareketleri, onun imanını ve İslamını temelinden götürür. Abdülhakim Arvasi Rahmetullahi Aleyh Bu zat, bir sohbetinde buyurdu. Evlatlarım, Ebedi saadetler versin size Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resul'e inandık, iman ettik bin canla, bin gönülle. Zira İman etmekle umulur sonsuz necat. İman etmeyenlerin sonu olur fecaat. Senelerdir imanı anlattım camilerde. Anlayan üçü beşi geçmemiştir yine de. Dediler ki: Efendim, anlamadık bunu biz. Bu sözü biraz daha izah eder misiniz? İmanın altı şartı kitaplarda yazar hep. Okuyup ezberlemek bu kadar zor mu acep? Buyurdu. Amen tüyü bilip ezberlemekle imanın hakikati kolayca geçmez ele. Asıl iman şudur ki kul korkarak Allah'tan çok küçük olsa bile kaçınır her günahtan. Mesela kul hakkını düşününce bir mümin ayağını uzatıp yatamaz rahat emin. Bir günde buyurdu ki iman eden bir insan kendi yaradanına eder mi günah isyan? İmanın görünüşü vardır çok Müslümanda. Yani Hakiki iman bulunmaz her insanda. Zira buyuruyor ki kitabında Rabbimiz: Ey iman sahipleri, kamil iman ediniz. Yani Cenab-ı Allah buyurur ki mealen: Ey hakiki imana erişmeyenler, halen günahtan kaçarak ve çok yaparak ibadet İman hakikiye kavuşun en nihayet. İmanın hakikati bir sevgidir, bir haldir. Böyle iman edene isyan etmek muhaldir. Çünkü o içtenlikle inanmıştır Rabbin'e. Asla isyan edemez onun emirlerine. Bir günde buyurdu ki kim isterse tam huzur doğru iman itikat edinmeye mecburdur yani inanan insan ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere sonra da öğrenerek neyse farz ve haram farzları eda edip günahtan kaçmalı tam çünkü asıl maksat ve gaye de şu dünyada kavuşmaktır doğru bir iman ve itikada. Bir insanın şerefi zira iman iledir. Asla mal ve makamda ve mevkide değildir. Kuvvetli bir imana kavuşabilmek için çok gayret sarf etmesi lazım gelir kişinin. Ahirette imanı olanlar kurtulacak. Ehli sünnet üzere olmalı bu da ancak. İslam ahlakı. Namazı bozan şeyler. 1. Dünya kelamı söylemek. 2. Kendisi işitecek kadar gülmek. 3. Ameli kesir denecek şeyi işlemek. 4. Farzın birini özürsüz olarak terk etmek. 5. İhtiyarsız farzın birini terk etmek. 6. Dünya işi için yüksek sesle ağlamak. 7. Özürsüz boğazını ayıklamak, öksürmek. 8. Sakız çiğnemek. 9. Bir rükünde üç kere bir yerini kaşımak. Yahut elini kaldırarak birbirine vurmak. 10. Musafaha etmek. 11. Kendi işitecek kadar sesle iftitah tekbirini almamak. 12. Kendi işitecek kadar okumamak. 13. Birisi çağırdıkta, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yahut Sübhanallah, La ilahe illallah demek. 14- Kas dile selam almak. 15- Ağzında bulunan şeker gibi şeylerin lezzetini duyup, suyunun boğazına kaçması. 16- Açıkta namaz kılarken, ağzını havaya açması üzerine, yağan yağmur veya dolu gibisinin boğazına kaçması. 17- Hayvanın yularını üç kere çekmek. 18. Üç kere elini kaldırmak yahut üç kere ezerek kehle ve pire ve emsalini öldürmek. 19. Bir rükünde üç kıl koparmak. 20. Üç harf olarak yuf, püf demek. 21. At üstünde İslamiyete mütabık olarak namaz kılarken bir ayağıyla üç kere özengisini tepmek. 22. İki ayağı ile bir kere özen giyit etmek. 23. İmamdan ileri durmak. 24. Özürsüz bir saf kadar yürümek. 25. Saçını ve sakalını taramak. 26. İmam, er ve avret için imamete niyet etmekle, er ve avret bir safta bulunarak, imama uyarak yan yana kılmak. 27. Kendi imamından gayriye fethetmek. Yani imam kıraatte duraklarsa okumasına yardım etmek. 28. Bir avret hali yerde imama iktida etse, sonradan gelen cemaatin teşkil ettikleri saflar o avretin bulunduğu yere kadar yayılsa, onun sağında ve solunda ve arkasına tesadüf eden mahalde namazda bulunan üç kişinin namazı fasit olur. 29, çocuğunu kucaklamak. 30, bir şey yemek veya içmek. 31, dişinin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak. 32, iki eliyle yakasını kavuşturmak, başındaki kisvesini eliyle çıkarmak, yahut çıkarıp giymek. 33, Bir musibet işitmekle, İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek. 34 bir şurur işitmekle elhamdülillah demek. 35 bir kavle göre bir kimse namaz içinde aksırıp elhamdülillah demek. 36 yanındakinin aksırmasına yarhamükallah demek. 37 başkası aksırınca yehdi kümullah demek. 38. Er gelip namaz kılan avreti öpmek. 39. Namaz içinde dua ederken altın ve gümüş ve sair dünya metaına müteallik bir şey istemek. 40. Göğsünü kıbleden döndürmek. 41. Secdede iki ayağını yerden kaldırmak. 42. Kur'an'ı manası bozulacak kadar yanlış okumak. 43. Kadın çocuğunu emzirmek. 44. Başkasının sözüyle yerini değiştirmek. 45. Hayvana üç kamçı vurmak. 46. Kapalı kapıyı açmak. 47. Üç harfe kadar yazı yazmak. 48. Kaftanını giymek. 49. Kaza namazları altıdan az ise bunları hatırlamak. 50. Gemide, trende ve hayvan üzerinde özürlü olarak farz namaz kılarken kıbleden gayri yere çevrilmek. 51. Hayvanın üzerinde yük yapmak. 52. Kalbinden mürtet olmak. 53. Cünüp olmak veya kadın adetli olmak. 54. İmam abdestin bozuldu zannı ile yerine diğerini geçirmek. 55. Manayı bozacak derecede harfleri değiştirmek suretiyle Kur'an-ı Kerim okumak. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursamızın Şirin ilçesi tarihi mekanlar zengini İznik'ten sesleniyorum. İznik'te Yeşil Camii daha önceki programlarımızda sizlere arz etmeye çalıştık. Şimdi de Kutbuddin İzliği Hazretleri'nin Camiini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Aslında Kutbuddin İzdiki Hazretlerinin isminin bu camiye verilmesi, türbesinin daha sonradan buraya yapılmasındandır. Bu 2. Bayezid Han zamanında o zamanın sadrazamı olan Çandarlı 2. İbrahim Paşa. 2. İbrahim Paşa. Yani İbrahim Paşaların sonuncusu. Çandarlı sülalesinden. Onun yaptırdığı bir camidir. Banisi odur. Tabi Yunan işgalinde o kısmi bir işgal var ya İznik'te efendim. O işgalde maalesef burası yakıldığı gibi önce de yağmalanmış. Türbede yağmalanmış efendim. Ya türbeden ne istiyorsunuz bir adamlar? Oradaki bir örtüyü kaldırıp götürmekten ganimet. Ondan zevk alacaklar. Evet. Böyle gazi olan bir camimizdir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eski durumuna uygun bir şekilde çok güzel olarak restore etmiş. Caminin içinde sizlere tanıtacağız. Cami çok büyük bir cami değil. Buradaki yeşil caminin gölgesinde kalmıştır. Tabi o büyük mekanlı bir cami. Bu çok küçük mekanlı, küçük kubbeli bir cami. Yanında türbesi var, minaresi var. Onları gidelim de caminin önünde sizlere arz etmeye çalışalım efendim. Kutbuddin İzdiki Hazretleri'nin camii, türbesi ve minaresinin önündeyim. En sol tarafımda böyle durduğuma göre yüzüm size doğru minare var. Minare tamamıyla tuğladan yapılmıştır. Kaidesi yalnız normal ocak taşından yapılmıştır. Şimdi bazı sanat tarihi kitaplarında bunlara moloz taş deniyor. Moloz lafının kullanması doğrusu bana hiç sevimli gelmiyor. Bence buna ocak taşı dense yani bir taş ocağından çıktığı gibi gelip işte acık sağına soluna çekişle murçla vurup hafif bir düzeltip koydukları taş. Moloz yani sanki bir yere çöp dökülmüş gibi. Dökülen çöplerin içinden çıkan taşmış gibi. Böyle bir hürmetsizlik ifade ediyor. Ne dersiniz efendim doğru değil mi? Tabi bu minare restore edilmiş güzel bir halde. Baştan sona kadar da kaydeden sonra olduğu gibi her tarafı tuğladan hemen minare ile caminin arasında arkamda Kutbüttin-i İzniki Hazretleri'nin türbesi var. Türbede oğlu Muhittin Bey ile beraber kabirleri var. İki tane kabir var. Kubbeli bir mekandır. O da aynı caminin yapılışı gibi efendim taş ve e, tuğlalı almaşık sistem denilen yani acık böyle karma bir sistem yapılmış. Şimdi cami restore edilirken tabii kesme taşlar kullanılmış. O zaman da kesme taş mıydı o muydu bilmiyorum. Burada bir son cemaat yeri gibi o niyete yapılmış bir giriş var. Burada aslında bir de zaviye vardı. Kutbüt'ün İznik Hazretleri bu zaviyede görevliydi. Burada öğrenci yetiştirdi. Zaviye demek eğitim yeri demektir. Aslında zaviyenin e, lügat manası açı demek. Açı. Açının tam karşılığı zaviye. Ama buradaki zaviye başka bir zaviye. Bursa bölgesi İznik'te dahil belki Yalova'ya kadar her ne kadar işte İznik bir başkentti, Yalova'nın başkenti, Yenişehir mi başkentti diye bazı e, tarihçilerimizin son zamanlarda e, bir ortalığa bir karışık bilgi sunması oldu ama biz Yalova'nın başkent olduğunu, Osmanlı'nın başkent olduğunu bilmiyoruz okuduğumuz kitaplarda. Bu son zamanlarda belki de bir şahsi görüş olarak ortaya çıkmıştır. Şu harptir, bu harptir diye. Halbuki Koyunhisar'ın alınmasından sonra İnegöl alınmış, Yenişehir başkent olmuştur. Ondan sonra da Bursa alınmış. İnegöl'le beraber bir sefer mevziğine Osmanlı askerleri yanaşmışlar. 10 sene sabırla beklemişler Bursa'nın teslim olmasını. Onlar da artık halkın zorlamasıyla, halk hatta tekfurlan dövmeye kalkmış efendim. Yeter bu zulüm çektiğimiz. Osmanlı idaresine girenler çok rahatmış. Biz haber aldık. Biz de girmek istiyoruz diye Tekfur canını zor kurtardı. Gelin kaleyi teslim alın dedi. Beyaz bayrağı çekti. iş bitti. Kutbüt'ün İzlik Hazretleri İzlik'te adı da üstünde. Ama İzlikli değil. Nideli. Tabii. Ama izikle vefat etmiş. Olsun nereler olsa olsun efendim. Madem ki Allahu Teala'nın yoluna hizmet ediyor. Mızraklı ilmi hal ve mürşidil Müte Müteehilin kitabının e, müellifi olduğu kitaplarda yazıyor. Ayrıca tefsir-i Kur'an, mukaddime, rahatül Kulüp, e, telfikat gibi efendim, fi hakkı devrani sufiye gibi kitapları mevcuttur. İzik'in ilk müderrisi olduğu söylenir. Evet. 1418'de vefat etmiştir. İznik Medresesi Osmanlı'nın en önemli medreselerinden idi. Yeni şehir Osmanlı'nın Anadolu'da kurduğu ilk şehirdir. Bayağı şehir kurmuş efendim kökten. Ovaya gelmiş, konmuş. Hangi ovaya? Yarhisar'ın baktığı bir o düz ova var. Bugün Yenişehir Ovası çok mümbit Osmanlı'nın bereketi hala sinmiş oraya. Oraya gelmiş kurmuş şehri adı da Yenişehir olmuş. Oradaki tarihi eserleri de gerçekten çok güzel. Oralarda İzlik'e gelenin oralarda gidip oralarda görmesini ben tavsiye ederim. İşte bu medrese Osmanlı'nın göz bebeğiydi. Neredeki medrese? İzlik'teki medrese. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Molla Hayal Hazretleri var. 33 yaşında vefat etmiş efendim. Bursa'da Zeyniler kabristanında. Diyor ki İzlik müderrisi vefat etti. Bu Molla Hayal'i 33 yaşında oraya müderris yapalım. Yani dekan yapalım. O okula dekan yapalım. Hayır diyor ben hacca gideceğim. Ya padişah söylüyor kardeşim. Mahmut Paşa'ya diyor ki padişah biraz bastırsana. Acık zorlasa vezirsin canım. Sadrazamsın zorla biraz korkut. Yok efendim diyor. Bana dedi ki diyor, paşam sen bana getirsen, sadrazam mührünü önüme koysan, ben gene hacca gideceğim. Fatih'e karşı söylenir mi bu efendim? Sultan bunu söyleyen. Buraya bir göreve tayin ediyor. Bol da para veriyor. Ve hakikaten Fatih gene kıyamıyor efendim. İlim adamlarını çok severdi. Diyor ki onun adı bulunsun. Müderris olarak ama onun yardımcısı, asistanı. Danışmendi orada ders versin, hacdan dönünce de görevine devam eder. Onu siz bilirsiniz diyor. Ben nasıl ders vermeyeceğim? Hacca gidiyor, geliyor, ölüyor efendim. Evet, uykusunu ayakta uyurmuş. Vallahi Hayal lezzetleri, uykusunu duvara dayanır, elinde kitapla böyle hafif bir içi geçti bir uykuya alırmış efendim. Beyin o bir iki dakikalık dinlenmeyle tekrar tazelenirmiş. Bazusunu iki elinin parmağıyla tuttuğunda şöyle şöyle tuttuğunda parmakları birleşecek kadar kilosuz zayıf bir insanmış. Sıfır beden diyorlar ya. Şimdi insanlar görünüş için, mankenlik için ne sıfır bedenlere soyunuyorlar. Bu o sıfır bedene soyunmuş insan değil ama 33 yaşında Fatih'in yalvarırcasına müderris sayın etmeye çalıştığı bir insan. İşte Kutbüttü'nün İznik Hazretleri de burada çok büyük insanlar yetiştirdi ve 1418'de de burada rahmete rahmana kavuştu. Timur geldiği zaman Yıldırım Bayezid hayattayken Ankara Savaşı için Timur Savaşı kazanıp da Bursa bölgesine gelip konakladığında Timur Han'ı sert bir şekilde ikaz eden bir insandı efendim. Kutbüttin İzzek Hazretleri sert olarak artık Sultan kan dökmeyi bırak. İnsanlara gözyaşı döktürme. İnsanlara huzur vermenin zevkini al diyecek kadar ileri gitmiş birisiydi. İşte biz fatihalarımızı gönderdik. Siz de inşallah fatihalarınızı gönderirsiniz. Şimdi ben size biraz da camiinden bahsedeyim. Camiyi yaptıran 2. İbrahim Paşa'yı sizlere anlatmam lazım. Evet Kutbüttin İzlik Hazretleri'ni iki bölümde anlatsak gider ama tabii bizim de ona göre bir programımız var. Ona da uymak mecburiyetindeyiz. Geçelim caminin önüne. Bu caminin bahanesi olan Çandarlı sülalesinden gelmiş vezir-i azamlardan sırasıyla üçüncüsü olan Çandarlı sülalesinden üçüncü fakat birinci İbrahim Paşa diye biz buna böyle bir at koyduk mecburen. Çünkü iki tane İbrahim Paşa gelmiş karışıyor bunlar. İkisinin de babalarının adı Halil. Birinci Hayrettin Halil Paşa'nın ilk, ilk Çandarlı olan onun ikinci oğlu küçük oğlu. Büyük oğlu Ali Paşa'ydı. O rahmetli olunca onun yerine bu geçti ve bu da 2. Murat han zamanında vezir oldu. 8 sene 1428'e kadar vezirlik yaptı. Yani başbakanlık yaptı Osmanlı'da. İşte bu camiyi yaptıran bu zat, bu İbrahim Paşa. Bu İbrahim Paşa 1421'lerde 2. Murat han zamanında olan bir savaşın neticesinde vezir Azam olarak tayin edildi. Ve 2. Murat Han'ın padişahlığı sırasında da 1428'de vefat etti. Ve onun da türbesi burada izliktedir. Onları da anlatacağız inşallah. Türbesinin başında da anlatacağız. Ama burada bu camiyi yaptıran kişinin, bakınız şu mermer sövelerin şunlar yeni konmuş. Ama bu eskisi maşallah güzel bir şekilde oturtturulmuş. Yeni ile eski bir bile bağdaştırılmış. Bu kapı tabi Yunan yangından sonra burada ahşap şey kalabilir mi? Gitmiş o ahşaplar. Bunlar sonradan yapılmış. Böyle gül ağacı diye burada e, meşhur edilmiş. Nedendir bilmiyorum. Endonezya tarafında yetişen tik denilen bir şey var efendim. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. Ondan yapılıyor ona gül ağacı deniyor. Yoksa bizim burada bildiğimiz güller böyle bir tahta verecek güller değil yani bahçelerde yetiştirdiğimiz güller. Olsa olsa bir yaşlıya baston olabilir. Başka da daha genişliği yok ama oralarda yapılandan Avrupa'da bu mobilya çok tutuluyor. Çok insanlar orada almaya kalkıyorlar satın alıyorlar. Burada İznik'te de birçok tarihi camiye gül ağacından yapıyoruz diye minberi bundan yapmışlar. Efendime söyleyeyim kapılarını bundan yapmışlar. Fena mı olmuş? Hayır güzel de olmuş. Ama tarihi özellikler olsaydı bizce daha da iyi olur idi. Bu İbrahim Paşa'nın yaptığı hizmetleri nasıl peki bu böyle vezir-i azam oldu? Molla Fenari Hazretleri kazasker efendim. Onun tavsiyesiyle bu tercih edildi devlet işlerine. Bunun gibi alim olan ve Bursa'da birçok tarihi eseri imza atmış olan Hacı İvaz Paşa ikinci planda kaldı. E tabi efendim yani bir yerde iki kişi varsa birisi birinci planda olacak, birisi ikinci planda olacak. E bunu tavsiye eden de Molla Fenari Hazretleri ise herhalde akrabalıktan dolayı veya onu memnun etmelerinden dolayı onu tavsiye edecek bir insan değil de Molla Fenari Hazretleri. Osmanlı ilk şeyh Hülsam, efendim. Şaka değil yani. Evet. Efendim. Mezar kitabesine göre 1428'de vefat etmiş. 8 veya 9 sene kadar sadrazamlık yapmış. Ve cenazesi vefat ettikten sonra İznik'e getirildi. Ve Lefke kapısı denilen yani Osmanlı tarafına giden bugün İzlik'in kabristanda geçilen bir kapı var efendim İznik surlarından. O kapı civarında Efendim türbesi var. Orayı da inşallah gideceğiz. Beraber sizlerle çekeceğiz. Türbesinin doğusunda bir imareti vardı onun. Evet. İzlik'te bir de sarayı olduğu söyleniyor İbrahim Paşa'nın. Ama İzlik'te böyle saray denilen yerlerde hiçbir iz kalmamış. Sadece İbrahim Paşa'nın değil. O da zamana yenik düşmüş olabilir. İzlik İstanbul alındıktan sonra birincilik durumunu Mecburen devretti. Evvela Bursa'ya sonra Edirne'ye sonra da İstanbul'a devretmiştir. Ve bu vefatıyla beraber de yerine yine kardeşi olan vefatından sonra yerine oğlu Kara Halil Paşa. Çandarlı Kara Halil Paşa. Çandarlı sülalesinin ikinci Halil'i bu efendim. Birincisi Hayrettin Halil Paşa, ikincisi ise meşhur ve çok uzun süre Osmanlı'da sadrazamlık yapmış. Yani 4-5 padişah eskitmiş derler ya efendim. Şöyle 4-5 padişah. ikinci Murat Han zamanında vezir olmuş. 1428'de devam etmiş. Fatih'e Murat Han tahtı terk ettiğinde ikinci Murat Han Fatih Sultan Mehmet'e bu vezir azam olarak yine Fatih Sultan Mehmet'le beraber kalmış. Ondan sonra Tekrar Murat Han tahta geçince ondan beraber sadrazam olmuş. Tekrar Fatih ikinci başa geçip de İstanbul'u alıncaya kadar yine sadrazam. Tam 20 küsür sene sadrazamlık yapmış. Vefatından sonra da yerine Kara Halil Paşa yani ikinci Halil Paşa Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra tecziye ettiği, cezalandırdığı ve birçok tarihçilerin kendi kafalarına göre Fatih'i suçlamaya kalktıkları işte neden olmuş yanlıştı da şöyleydi de böyle dedikleri esas meşhur olan Çandarlı Kara Halil Paşa, ikinci Halil Paşa yerine geçti oğul olarak. Ondan sonrası yine bir İbrahim Paşa geçti ama o bugünkü programımıza dahil değil. Caminin içerisinde minberi gül ağacından. Yanlardaki Kur'an-ı Kerim dolapları yine aynı şekilde o gül ağacından tik denilen şeyden yapılmıştır. Tek kubbeledir. Kubbesi küçüktür. E, minaresi var ama minaresi de ezan okunmuyor. Niye okunmuyor? Sebebi şeyde Yeşil Cami hemen karşısında 150 metre kadar karşısında. Orada okunan ezan ikisinin birden yerine geçiyor. Ama minareyi de okunmuyor diye yıkacak halleri yok ya. Varsın kalsın çok bir güzellik veriyor buraya. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız.